Bu haftada yönümüzü Georgia'ya, aşağı güneye doğru çevirdik. Totalde 10 saatlik bir yolum var. 10 saatlik bir yol var. Biz bunun sanıyorum bir 9 saatini falan gideceğiz. Ondan sonra da bir yerde yine bitireceğiz. Dün yemek yaptım biliyorsunuz. İzmir köfte çok güzel oldu. Vallahi ilk denemede tutturdum. O virüslü olduğum dönemlerdeki yaptığım şeylere hiç benzemedi. Gayet güzel oldu. Şimdi arabaya da ondan koydum biraz. Bir de mikrofon, yaka mikrofonu. Bilmiyorum şimdi sesini ilk durduğumda deneyeceğim. Yani bir bilgisayara koyup nasıl olduğunu deneyeceğim. Şu anda da Whiskey Diyarı Tennessee'den geçiyorum. Nashville, Tennessee. Sağımda gördüğünüz onların büyük stadyumları var. Amerikan futbolu oynanan Nissan Stadyum yazıyor. Burada saat 3'ten 4'ten sonra büyük trafik oluyor. Büyük şehirleri erken saatte geçmenin güzel yanı bu oluyor. Şu anda saat burada zaten 10.30 civarında. Biz de şu anda bitirdik. Ya zaten bu 2.5-3 kilometrelik bölüm büyük sıkıntı. O videosunu yaptım. Chattanooga rampasından da bugün tekrar ineceğiz. Yine hafif araba. Çok zorlamayacak bizi. Zaten 3.5-4 millik bir rampa. Chattanooga rampasına geldik. Arabayı yine 9'a aldım. Şansımıza bu aralar hep hafif yüklerle indik burayı. Bakın yine yazıyor. Diyor ki tavsiye edilen hız 70 ile 75 bin pound arasında 35 ile git diyor. 75'ten 80 arası diyor 25 ile in diyor. Şimdi biz bunu bir kademe hızlandıralım şeyi. Motor freninde bir kademe daha, en son kademeyi alayım. Kaçış rampasına 1 mil. Millik bir rampa. Çok uzun bir rampa değil. Ama birkaç yerde böyle sağlam hızlandırıyor. Evet. Yarım mil sonra bir tane kaçış rampası var. Abi niye dörtlüğü yakıyorsun ya? Bırak git ya. Of. Viraja giriyoruz. Şurada birkaç pompa atarım frene. Çok da frende tutmak istemiyorum. Evet, şu abinin işi bayağı sıkıntılı. Abi ağır iniyor. Aralarına göre tavsiyeleri söylüyor. Şimdi burada bir kaçış rampası daha var. Yine o videodan bildiğiniz üzere. Zaten burayı da bitirdikten sonra artık yolu bitiriyorum. Çok bir şey kalmayacak. Bir saat, bir buçuk saat daha gittikten sonra yol bitecek. Evet, bu da bir diğeri. Bayağı bir kullanmışlar herhalde. Harita gibi üstü. Hiç bu konuyla alakası olmayanlar için söylüyorum yani tırcılıkla. Tırcı yani bu sektörle uğraşanlar biliyor. O yol boyunca çok gevşek bir kum var. Arabanızın freni tutmadığı zaman, yüklüyseniz, frenleriniz artık böyle sıkıntılı bir duruma geldiyse, baktınız ki kaza yapacaksınız, vuracaksınız bir yere. Bu rampalardan bir tanesine giriyorsunuz. Araba orada kumda yavaşça yavaşça batıyor. Evet, olayımız bitti. Artık düze çıktık. Buradan yükümüzü, St. Louis'den yükümüzü aldık. Georgia'ya geldik. Şimdi buradan çıkacağım. Yine buradan da bir 5 veya 10 dakika uzaklıkta bir yerden yük alacağım. Sonra tekrar St. Louis'e dönüyorum.
Şimdi kapaklar açık. Kapaklar açık. Kapakların açık olmasının sebebi ileride bizi bir kontrol edecekler. Ondan sonra kapakları kapatacağım. Sonra da yolumuza çıkacağız. Evet, şu anda 14 dakika gösteriyor. 7,5-8 mil. Oraya doğru döneceğiz. Yükü bıraktık. Temiz bir gün oluyor şu ana kadar. Bakalım, o gittiğim yerde de artık mikrofonu açık tutacağım. Bir de şunu söyleyeyim. Google, sesini kapatın. Şehir içlerinde Google çok fazla işinize yarıyor. Nereden fabrikaya gireceğinize, çünkü satelit görüntüsü sürekli güncelleniyor. Hız limitleri, işte birçoğu şey güncelleniyor. O çok işimize yarıyor bizim. Son böyle 20-30 mil kala, hatta bir günlük, iki günlük mesafe ise böyle yolda bakıyorum, nereden girerim, nasıl yaparım diye. Bu çok fazla yardımcı oluyor. Gece yatacak yer var mı? Fabrikanın etrafında bekleyebileceğiniz alan var mı? Bunları öğrenmek açısından bu bizdeki GPS, yani tırın GPS'i, tamam, girip giremeyeceğin yerleri %50 kadarında söylüyor. Ama Google'ın GPS'ini yukarıdan resim olarak görüyorsunuz. 3 boyutlu mahallede gezebiliyorsunuz. O anlamda çok yardımcı oluyor. Bunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Yükü alacağım yere geldim. Burada. Şurada. Adaya dönüyoruz. Adaya dönüyoruz. Keşke bu adayı hiç koymasaydınız ya. Park ediyorlardı galiba. Olabilir. Evet. Haydi. Tamamdı. Okey. Oraya. Arabayı buraya. Biz oraya. Gidiyor, da 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 ram, gidiyor. Gidiyoruz. St. Louis'e doğru gidiyorum. Aldık yükü. 9,5 saat yolumuz var. Gel 9,5 saat, git 9,5 saat. Ne? Terse mi girdik? Yok. Niye böyle salaklık yapıyorsun? 20 mil ileride bir truck stop var, orada yakıt alacağım. Dağların yüksekliğini görebiliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama tam dağın tepesine böyle adam bir ev yapmış. Onun camından böyle burayı izlemek mükemmel olurdu diye tahmin ediyorum. Şu anda kamera ne kadarını gösterebiliyor ama dağın tam tepesinde yeşil bir ev var. Yanında beyaz bir ev var. Ama gördüğünüz üzere evler böyle ormanın arasında kayboluyor. Bizdeki gibi ağaçlar böyle evlerin arasında kaybolmuyor. Bunu koruyorlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. O hala o eski filmlerde izlediğimiz o merdaneli, arkasından böyle merdaneli gemiler var. Burada çalışıyor. Çocukluğumuzda izlediğimiz o filmler geliyor aklıma. Alman filmler değil. O izlediğimiz Almanca filmler değil. Normal, o Western Amerika. Biraz sert bir viraj var. Sonra şu dağların arasından
O tekrar o rampaya çıkacağız. Daha öncesinde böyle güzel bir göl manzaramız var. Buradan da bilmiyorum, bu kameradan da gözüküyor mu ama şöyle yaparsak sanki biraz. Şimdi şurada bir tane Lowe's var, truck stop. Oradan birazcık yakıt alalım, bir mola verelim yarım saat. Sonrasında tekrar dönelim. Bugün artık gidebildiğim kadar gideceğim. Biraz sıkıştırdı beni. Böyle bir 6 saat falan gitmek istiyorum, 5-6 saat. Akşamda çekindiğim tek şey yine park sorunu. Bakalım. Evet, şu tepede gördüğünüz Lowe's. Buraya da en son ne zaman geldim hatırlamıyorum ya. Bu arabayla ne zaman geldiğimi hakikaten hatırlamıyorum. Yığma bizi sakın oraya. Sakın bizi burada dikme. Gidelim bir kahve alalım. Şöyle ufak atıştıracak bir şeyler bulamayacağım ama arabada aldığım gofretler, bisküviler var, onlarla. Biraz sert bir kahve alayım. Bu makine taze veriyor ya. Hikaye değilse üzerindeki. Şunlarda çok bayat oluyor kahve. Tekrarda bu hafta bu arabayı yıkatacağım. Geçen böyle bir harmandalı yaptık tarlaya. Alüminyumlar böyle hepsi karardı. Beni korkutan burada bir level böyle bir şey yapıyor. Yükseliyor, alçalıyor, bir de yamuk. Bu arabaların uzun. Şase uzun. İnşallah burada askıda kalmayız. Bir sefer böyle bir yerde askıda kaldım çünkü. Vallahi çok böyle saçma bir yer oldu. Sevmedim bunu. Hop. Hadi değme. Değme. Şimdi East St. Louis. Suyun öbür tarafına geçeceğiz, Illinois'a. Oradan yükümüzü alıyoruz, Ohio'ya gidiyoruz. Umarım böyle hızlı yüklerler, çok takılmadan çat çat gideriz. Evet, bu kez de buraya düştü yolumuz. Hakikaten çok rezil bir yer yine. Şimdi böyle kafadan şurayı alacağım, geri buraya geleceğim. Geri geri tekrar... Nerede? Aha, oraya gireceğiz. Rezil bir yer arkadaşlar, yani... Oldukça... Heh. Dediğim anda geri geri çek beni. O kadar fazla çukur var ki insan buraya beton döker. Tabii ki tır onların olmadığı için çok da umurlarında değil. Hatta hiç umurlarında değil. Sen burada makas mı kesiyorsun? Şimdi yükleyecek, Allah bilir kaç ton yükleyecek bize. Çünkü baksanıza, kireç fabrikası gibi bir şey. Yani yükledikten sonra da bir tehlike, makas kesebilirsin. Şimdi. Bana bir de iş öğretiyor bak, birçok tırcı buradan dönüyor bilmem ne. Yani
büyük bir ihtimal hani çalışandır ama. Bu hafta da bu oldu herhalde ya, böyle yanaşmalar, fark etme, böyle saçma sapan yerlere. Şuraya şöyle, şu kafayı birazcık kurtarırsam geri geri buraya tekrar gireceğim. Evet, kafayı kurtaracak mı? Arkayı kurtardık, kafayı da... Arabanızın kabiliyetini iyi bilmeniz gerekiyor. Sonra böyle bir yerde askıda kalabiliyorsunuz. Az önce mesela dediğim yerde, ona benzer bir yerde askıda kalmıştım. Oldukça yavaş. Şu an raylardan geçiyorum. Lastiği kesebilirsiniz. Her şey olabilir. Evet, yolumuza çıktık. 5,5 saat yolumuz var arkadaşlar. 5,5 saat yol gideceğiz. Ulan benim minibüsün aynısı, ne kadar güzel. Her neyse. Şirkete sordum. Genelde soruyorum. Hani akşam direkt gitmek istiyorum ben. Yükü bırakacağım yer. Orada yatacak yer var mı? Yok dediler. Hani şimdi onların İngilizcesi daha kaliteli benimkinden. Arayıp sorabilirler. Sormadılar. Ben de baktım. İnternette bu şirketin telefon numarası var. Aradım Google'dan. Dedim yatacak yeriniz var mı sizin? Allah'ınız var mı lan dedim. Yok öyle değil. Gece dedim ben direkt gelmeyi düşünüyorum. Çünkü 7.30'da sabah benim yük indirmem gerekiyor. Orada yatacak yer var mı? Dediler. Çamlığın önüne Aleş dediler. Aynen böyle. Oraya tellerin oraya yatabilirmişiz. Ondan sonra sabah yükümüzü bırakacağız. Şirketi arayacağız, diyeceğiz araba boş. Ondan sonra gideceğiz başka bir yere. Bu hafta sırf böyle park, yanaşma, geri geri bunlar oldu. Bu günün de sabahından tekrar arabalar. Şu yükten bir kurtulalım. Sonra New York'a gideceğiz. Çok ağırdı ya. Kireç mi var, ne var bilmiyorum ama enerji san bilmem ne öyle bir şey. Neyi de kullandıklarını bilmiyorum. Oh. Şuraya geri geri gireceğiz. Şuraya gireceğiz. Şu tarafım dar. Yani çok fazla bir açı yok. Onun için buraya böyle paralel geleceğim. Yanaşabildiğim kadar hani buraya yanaşacağım. Yetecek mi? Yetsin diye tahmin ediyorum. Gireceğim yerin ağzı çok dar. Bir tarafta paletler var, bir tarafta trailer var. O sebepten biraz da yukarıdan kırmam gerekiyor. Aynen bu şekilde o taraf serbest mi? Serbest. Hadi. Şimdi düzeltmeye çalışıyorum. Lastikler sola, araba sağa. Hop, sen burada mıydın? Uzun boylu adama kafa kamerası zor oluyor. İki taraftaki de o yastıklar var. Perona yanaştığınız arabanın sert vurmasında yastıklar var.
Yastıkların üzerindeki çizgiyi görmüyorum. Bu demektir ki araba şu anda düz. Araba şu anda düz. Evet. Minster, Ohio. Bu arabamızı yükleyeceğiz. Ondan sonra Lancaster, Ohio. Lancaster, New York. Ne Ohio'su. 6,5-7 saat civarında olacak. Umarım dün geceki gibi bugün de böyle şey bulabilirim. Yatacak yer bulabilirim. Resmi bulursam ekleyeceğim ama tahmin ettiğim o sıkıntılı yüklerden bir tanesini alacağım. Görebiliyor musunuz? Arabanın sırtında var. Böyle bir şey olacak galiba. Hiç sevmiyorum bunları. Sebebi şu: eğer resmi bulup atabilirsem, bir keresinde böyle bir yük aldım. Yük kaydı ve dorseyi parçaladı. Bu gördüğünüz metal buradan halatı kopartıp şoförü de öldürebiliyor. Yalnız çizginin üzerinden çok düz olmayacak bu iş. Anladığım kadarıyla iki çizginin arasından gideceğiz. Aynen. İki çizgiyi ortalarsak eğer, tahminimce takozlara vuracak. Aynen. Çizgi bizi yanılttı. Çizgi bizi yanılttı. Buradaki takoza şey yapıyoruz. Herhangi bir tarafı, yani o takozların olduğu yere bir şey olmaz da, herhangi bir tarafına başka bir şey böyle saplanırsa kağıt gibi ayrılıyor. Ve de bunların da tamiri hiç ucuz olmuyor. Nereden biliyorum? Bir kere kırdım. Oradan biliyorum. Hadi. Böyle vapur yanaşır ya böyle, hani iskeleye. Aynen öyle. İskeleye değdi. Gidiyoruz. Çıkıyorum buradan. Normalde böyle paralı yollara çok girmiyorum ama bu kez gireceğim çünkü arkamdaki yük beni korkutuyor. Arkada rulo sac var arkadaşlar. Geçen sene bu yük bir kere kaydı, dorseyi parçaladı. Resimleri bulursam buraya atarım. Ama bu beni korkutuyor. Bu Buffalo dediğimiz, New York'un Buffalo, ya böyle parasız gitmem için de böyle bir köy yolu var, rampa, o yolu biliyorum. Bu yükün orada kayma tehlikesi var. Mecburen bu paralı yoldan gideceğiz. Bu rezil yükten kurtuluyorum. Hakikaten çok canımı sıkan bir yük oldu. Zor. Ağır bir yük. Kayma tehlikesi var. Çünkü bu yük birbirinin sırtına yaslanmıyor. Arada bir boşluk var. Bayağı deli bağlar gibi bağladım bunu. Bu dorse için aslında değil bu yük yani. Ama bir daha bu yükten almayacağım. İsterse o günü boş geçirsinler bana. Bir daha bu yükten almayacağım. Şuraya yanaşacağım. Sağına.
bakalım. Şuraya sıfır gelmem gerekiyor. Buraya sıfır gelip kafayı kırıp içeri alacağım. Ve bu lanet olası yükten kurtulmuş olacağız. Arkadaşlar, taşıdığım hani yükten bir korkum yok. Sadece ben bunu söylediğim zamanında bu tarz yükler almayın. Bu Dorse bunları, yani bir şey demek istemiyorum. Tehlikeli. Ya alabiliyorsun bu tarz yükler ama tehlikeli. Tutturacak yerin yok. Yani şimdi bu duvarlar alüminyum. Bu ne tutacak ki? Yani o rulo saç hareketlenmeye başladığı zaman imkanı yok, durduramaz o bunu. Benim çaktığım kazıklar falan filan hikaye. Sağlı sollu. Arkadaşlar, burada cat diye sağınıza araba girebilir. Haberiniz olsun. Bu dünyanın her yerinde varmış. Böyle tam yanaşırsınız, böyle sağınızda biter. Biraz açı vereyim. Çok az, tamam. Şimdi direksiyonu düzelteceğim. Olabildiğince yavaş şekilde düzeltiyorum. Olabildiğince yavaş. Araba ağır. Treyler zayıf malzemeden yapılmış. Onun için olabildiğince yavaş. Yani o peronu öpecek araba. Lastiğimi düzelteyim. Evet, bu haftayı da burada tamamlıyorum. New York'ta. New York'un girişinde daha doğrusu. Tam böyle New York'un o gerçek New York olduğu merkezinde değilim. Buffalo'dayım. Bu haftayı da burada tamamlıyorum. Artık haftaya başka bir yerde, başka bir videoda. Şimdilik kısa süreliğine de olsa yeni video için görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.